Adam'da mutfakta hoş geldiniz. Bugünkü konumuz makarna. Tabii ki basit bir makarna olmayacak. Biraz daha dünya mutfağında iddialı makarnalardan biri olacak. Ne yapacağız? Kremalı, istiridye mantarlı makarna yapacağız. Şimdi dünya mutfağı yapan restoranlara gittiğinizde siparişiniz en fazla 7 ile 10 dakika arasında sıcak bir şekilde önünüze gelir. Peki bu makarnayı 7 ile 10 dakika içerisinde en fazla nasıl size yemeğe hazır hale getiriyorlar? Şimdi bunun bir püf noktası var. Şimdi öncelikle ocağımın altını yakıyorum. Önceden kaynattığım sıcak suyumu ilave edeceğim. Bir miktar daha tencerenin ısınmasını ve suyun iyice kaynamasını bekleyeceğiz. Bu sırada haşlayacağımız makarnanın özelliğine göre dayıkaları var. Kimileri al dente sever, yani dişe dokunur makarnalar sever. Kimileri biraz daha yumuşak, kimileri biraz daha sert sever. Eğer sert bir makarna yemeyi seviyorsanız 6 ila 7 dakikalık haşlamanız yeterli olacaktır. Biraz dişe dokunur, normal bir makarna olsun diyorsanız 8 dakika en idealidir. Daha yumuşak, rahat bir şekilde yiyebileceğiniz bir makarna istiyorsanız da bu anne makarnasıdır. O da 10-15 dakika haşlanmakla oluşur. Onda makarnanın yapısı değişir, biraz daha ezilir, şeklini kaybeder. Soslu makarnalarda kullanılmaz. Dünya mutfaklarında en ideali 6 dakika ön pişirmesi yapılmış ve dondurulmuş makarnalardır. Şimdi öncesinde bundan yaklaşık bir 7-8 yıl önce birkaç ünlü restoranda şeflik yaptım. Ve ön hazırlıklarımız oluyordu. Ön hazırlıklarımız nelerdi? Makarnalarımızı 5-10 paket büyük tencerelerde haşlıyorduk. Ondan sonrasında yağlandırıp paketleyip dondurucuya koyuyorduk. Ve elimizin altında daima bir sıcak suyumuz oluyordu. Dondurucudan çıkartıp kaynar suyun içerisinde bıraktığımız zaman bir dakika içerisinde makarna çözülüyordu. Ve ön pişirmesi de olduğundan dolayı makarna çözülüyor, tavaya alıyoruz, soslandırmasını yapıp servise gönderiyoruz. Böylelikle 6 ile 10 dakika arasında siparişiniz önünüzde hazır olmuş oluyor. Şimdi ben de evimde bu şekilde makarnalarımı hazırlıyorum. Bir paketi haşlıyorum. Ortalama yarım kiloluk bir paketten 4 porsiyon çıkıyor. Hepsini ufak kapların içerisine yağlandırıp streçliyorum veya buzdolabı poşetlerini 4 eşit miktarda yağlandırıp paketledikten sonra dondurucuya atıyorum ve ihtiyacım kadar olduğunda hemen bir musluktan kaynar su olabilir ya da kettle'dan kaynattığımız su olabilir. Onun üzerinden geçirip makarnayı çözülüyorum. Sonrasında soslandırıp yemeği hazır hale getiriyorum. Makarna çeşitlerine gelecek olursak genelde soslu makarnalar, içerisinde taneli sebzeli makarnalarda penne, yani penne rigatte kullanılır. Ben bayırla tercih ediyorum. İtalyan makarnası ve en iyilerinden biri olduğu için bence çok da güzel bir lezzeti var. Bir de yerli makarnalarda sebzeli bulgur makarna, filizin. Bunu kesinlikle eksik etmem. Ispanaklı domatesli ve sade karışık olarak da hazırlanmış bir üründür. Bunun pişme süresi de 11 dakikadır. 11 dakika bu piştikten sonra istediğiniz gibi, ister üstüne sarımsaklı yoğurtla, isterseniz pesto sosla tüketmeniz mümkün. Şimdi suyum kaynadı. Makarna suyunuzun çok fazla tuzlu olması lazım. Bol miktarı tuzunu koydum. Bir miktar tuzu erisin diye karıştırıyorum. Sonra içerisine bir paket makarnamı gönderiyorum. Makarnayı bir miktar karıştırdıktan sonra
iyicene kaynadığı andan itibaren 8 dakikalık süremi başlatıyor. Şimdi marketlerde birçok makarna çeşidi var. Nedir? Gnocchetti. Gnocchetti biraz daha istiridye tarzında, yarım ağzı açık, büyük bir makarna. Bunu özellikle ton balıklı ve mısırlı makarna yaptığınız zaman tercih edeceğiniz birinci makarna bu olmalı. Ya da küçük köfteli makarnalar yaptığınız zaman, sebzeli makarnalarda, özellikle patlıcanlı makarna yaptığınızda, yani krema olabilir ya da normal bir kızartma tarzında, karışık biberlerle beraber domates sosuyla hazırlanmış bir patlıcanlı makarna da inanılmaz lezzetli oluyor. Genelde etli ürünleri, yani beyaz etli ürünleri destekleyen güzel bir makarna çeşidi. Biraz daha küçük ve kremalı soslarda, ayrıca sebzeli makarnalarda kullanabileceğiniz pipette makarnası var. Bunlar kıvrılmış minik yuvarlak pipetler, yani yarım yuvarlak pipetler şeklinde. Bu makarnayı da kremalı soslu gerçekten çok güzel oluyor. Veya bunu özellikle arrabbiata diye bilinen, içinde zeytin, domates ve acı biber olan makarna sosuyla tüketmeniz de çok güzel destekler. Şu anda aşırdığımız penne ise bütün dünya mutfaklarının kilit makarnalarından bir tanesi. Pesto soslu da yapabilirsiniz. Şerit sebzeli ya da mantarlı da yapabilirsiniz. Kremalı da yapabilirsiniz. Peynirli de yapabilirsiniz. Birçok şeyi kaldırıyor. Bir de meşhur spagettimiz var. Bunu zaten bilmeyen, sevmeyen yoktur. İster kıymalısını ister domateslisini de yapma şansınız var. Birçok kimse sade tüketip üstüne ketçap mayonezi sıkıp götürmeyi de çok sever. Benim önerim ise minik köfteli ve domates soslu İtalyan makarnasıdır. Spagetti de inanılmaz güzeldir. Bunlardan hariç daha farklı makarna çeşitleri de var. Biraz daha yassı olan linguiniler var spagetti tarzında. Spagettinin çok daha uzun olanları var. Veya bu fettuccine alfredo yapılan yumurtalı erişte tarzında güzel makarnalar da var. İlerleyen zamanlarda farklı farklı tariflerde bu farklı makarnaları da sizlerle paylaşacağım ve göstereceğim. Şimdi suyum kaynamaya başladı. Makarnaların yapışmasın diye tekrardan bir karıştırıyorum. Ve 8 dakika boyunca ön pişirmesini yapacağız. Ardından makarnanın sosu için gerekli olan malzemeyi hazırlayacağız. Bir de şunu unutmamak lazım. Makarnanızı haşladıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle soğuk suyun altında durulama yapmayın. Bu makarnanızın hem lezzetini bozar hem de yapısını bozan bir şey. Çünkü sıcak olan bir şeyi soğuk suyla şokladığınız zaman bildiğiniz hamur yemekten başka bir şey yapmazsınız. Haşlanmış olan makarnayı kendi suyundan süzdükten sonra üzerine sıvı ayçiçek yağı gezdirip komple her yerini yağla kaplanmasını sağlıyorsunuz. Ve porsiyonluk olarak da ayırıp yiyeceğiniz kadarını tüketip fazlasını ise küçük poşetlere ya da kaplara koyup dondurucunuzda saklayabilir. İstediğiniz zaman da tüketebilirsiniz. Kremalı istiridye mantarlı makarna için gerekli olan malzemelerimiz istiridye mantarı, krema ve pesto sosu kullanacağız. Bu pesto sosunu da nasıl yapacağınızı kanalımda videolarım arasında bulmanız mümkün. Ayrıca de bu videonun altında link olaraktan paylaşacağım. Öncelikle istiridye mantarlarımızı doğramakla başlıyoruz. Bize gerekli olan kısımları, bu baş kısımları, o yüzden alt kısımlarını kullanmıyoruz. Güzel şeritler elde edecek şekilde istediğim mantarlarımı kesiyorum. Ve mantarlarımı bir tabağa alıyorum. Evet, makarnamız haşlandı. Şimdi bunu süzüyoruz.
Ve süzdüğümüz makarnayı şimdi yağlandıracağız. Üzerine ayçiçek yağı gezdiriyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar yeterli olacaktır. Güzelce karıştırıyorum. Bütün yağın her yerine bulaşmasını sağlıyoruz. Böylelikle makarnamız tane tane kalıyor ve hiçbir şekilde birbirine yapışmayacak. Sıra geldi porsiyonlamaya. Şöyle sütlaç kaplarım var. Bunların tam dolusu bir porsiyon yapıyor. Bu şekilde porsiyonlayıp bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Yarım kilo paketten toplamda 4 porsiyon çıkardık. Ocağımızın üzerine tavamızı yerleştiriyoruz. Öncelikle tavamın içerisine biraz bir sıvı yağ alıyorum. Sonra bir tutam kadar istiridye mantarı. Güzelce tavada istiridye mantarlarını pişiriyorum. Üzerine birazcık tuz ekliyorum. Biraz taze çekilmiş karabiber. Pesto sosumdan biraz çalkalayıp üzerine hafifçe gezdiriyorum. Ve kremasını ekliyorum. ...200 ml'lik kremanın 1/3'ünü buna kullanıyoruz. Kremam kaynayınca üzerine bir porsiyon makarnamı ilave ediyorum. Ve makarnalar kremayı tamamen çekene kadar pişirmeye devam ediyor. Makarnam kremayı tamamen çekti. Altını kapatıyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Kremalı istiridye mantarlı makarnam hazır. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve videonun altına bol bol yorum atmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni tarifler ve yeni sürprizlerle tekrar karşınızda olacağım.